Erete Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarını aktaracağımız bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Türkiye'nin kuzeyini güneyle buluşturacak olan Erzincan-Kemaliye-Dutluca yolu ihalesi yapıldı. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, 590 milyon lira bedeli olan projenin tamamlandığı ve çalışmaların yakında başlayacağı müjdesini verdi. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin kuzeyini güneyi ile buluşturacak olan Erzincan-Kemaliye-Dutluca yolu ihalesi yapıldığını belirtti. Milletvekili Bayram, çalışmaların yakında başlayacağını belirterek, başta Başbakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun dedi. Milletvekili Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Güneyi kuzeye bağlayan en kısa güzergahlardan biri olan Elazığ-Tunceli-Erzincan yolu toplam 265 kilometredir. Ancak çok sayıda kar tüneli olan ve yüksek rakımdan geçen bu yol ağır kış şartları ve terör eylemleri nedeniyle sık sık ulaşıma kapanmaktadır. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı sırasında bu yola alternatif olarak planlanan bitirildiğinde 268 kilometre olacak olan Elazığ-Kemaliye-Erzincan yolu yapıldı. Ancak Dutluca-Kemaliye arasındaki 40 kilometrelik kısım tamamlanamamıştı. Yurt ekonomisine büyük fayda sağlayacak kış ve güvenlik sorunu olmayan bu yolun tamamlanması için Başbakanımız tarafından talimat verildi. Yol için ihale yapıldı ve kısa süre içerisinde de yapımına başlanacak dedi. Erzincan'da işçileri taşıyan minibüs Çatalören köyü yakınlarında devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Erzincan Çatalören köyü yakınlarında turşu fabrikası tarla işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yol kenarındaki sulama kanalına yan yatan minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Değerli izleyiciler, Erzincan'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorguları devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler örgütün şifreli haberleşme programı BYLOG'un kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü, sorgular devam ediyor. Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker yaralandı. Yaralı asker Elazığ'da tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerince terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Bingöl'ün Yayladere ilçesi Güztepe bölgesinde operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonda polislerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar devam ediyor. Değerli izleyiciler, şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Malatya, Orduzu göletinde bir erkek cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Malatya'daki Orduzu göletinde ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar çalışmanın ardından 24 yaşındaki Mustafa Çinkılıç'a ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı. Kardeşinin cansız bedeni sudan çıkarılırken gözyaşı döken Cin Kılıç'ın ablası güvenlik şeridini açarak göle atladı. Dalgıçlar abla Cin Kılıç'ı da sudan çıkardı.
Mustafa Cinkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyiciler, yine Malatya'dan bir haberle devam ediyoruz haber bültenimize. Malatya'da oturduğu apartmanın 3. katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayın nasıl olduğu konusunda polis araştırma başlattı. Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki evinde ailesiyle birlikte yaşayan 91 yaşındaki Hatun Hanbay balkona çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Hanbay toprak zemine düştü. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatun Hanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden ikisi kurtarıldı. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Tokat'ta Esat Özer'in kullandığı otomobil Gezirlik Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi. Aracın sürüklendiğini görenler durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurtarma ekipleri araçtakilerden sürücü Özer ve Mustafa Yıldız'ı kurtardı. Özer ile Yıldız'ın yanlarında Zeki Sarı elinde olduğunu söylemesi üzerine ekipler bu kişinin bulunması için çalışma başlattı. Kanalda yaklaşık 1 kilometre sürüklenen araç vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı ancak içinde kayıp kişinin olmadığı anlaşıldı. Kanalın suyunun kesilmesinin ardından AFAD'da görevli dalgıçlar kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıçlar yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışma yaptı. Erzincan'da Haziran ayında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri başlıca kaza nedenleri oldu. Haziran ayında Erzincan'da meydana gelen trafik kazaları şehrin farklı bölgelerinde bulunan MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Kazalarda aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri başlıca kaza nedeniydi. Görüntülerde ABC kavşağındaki ışıklarda manevra yapan minibüsün otomobille çarpışması, Terzibaba kavşağında da minibüsle yan yoldan çıkan otomobilin çarpışması ve aynı kavşakta trafik ışıklarında duran otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması yer alıyor. Kayıtların devamında Ordu Caddesi'nde motosikletin otomobile arkadan çarpması, başka bir otomobilin karşı şeride geçmesi, Şehit Enes Bediz kavşağında da iki otomobilin çarpışması görülüyor. Yetkililer kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret ederek can ve mal emniyeti için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Değerli izleyiciler, Erzincan'da düzenlenen ebelere yönelik doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ebelik mesleğinin önemini anlatan eğitim semineri sona erdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yürütücülüğünde Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin bünyesinde planlanan Erzincan'da görevli ebelerin doğum becerilerini geliştirme ve güncelleme eğitimi sona erdi. Bakıyor ki kız, diyor ki bu bebek benim değil, bebek karışmış diyor. Bana dediniz ki oğlun oldu. Eğitim seminerine Erzincan Mingücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ayrıca ilçelerdeki hastanelerde görev yapan ebeler katıldı. 5 gün boyunca Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Doçent Doktor Fatma Deniz Sayıner tarafından ebelere anne ölümleri, doğum esnasında yaşanan olaylar, steril ortam oluşturulması konusu ele alınırken bebek ve anne ölümlerinin önüne geçilmesi konuları hakkında bilgi verildi. Okursa başımızda bela olur, işimizi değiştirir, düzenimizi değiştirir gibi küçük düşünen bir... Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerin yaygınlaşması beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Erzincan Tüketici Hakem Heyeti vatandaşları internet alışverişi konusunda uyarıyor.
RT Haber'e konuşan Erzincan Tüketici Heyeti Başkanı Recaip Alabıyık, son zamanlarda artış gösteren internet üzerinden yapılan alışverişlere dikkat çekti. Alabıyık, vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla uyarılarda bulundu. İlimizde de maalesef hakim heyetine yapılan müracaatlarda bu talebin hızla arttığı, hızla yaygınlaştığını gözlemledik. Bu şekilde birçok vatandaşımızın kandırıldığını, kredi kartı şifrelerini verdiklerinden dolayı kredi kartlarından aşırı derecede para çekildiği ve gönderilen malzemelerin kırık olduğu veya hiç malzeme gönderilmediği şeklinde bir sürü olaya şahit olduk. Bu konuda okullarda, resmi kurumlarda birçok seminerler düzenlememize rağmen maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Biz bu konuda özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Tüketicilerimiz mutlaka ama mutlaka kredi kartı şifrelerini vermesinler. Ve bu tip alışverişlerde eğer alışveriş yapacaklarsa, zorunlu hale gelmiş ise internet alışverişi, kendileri gözden bilindik, tecrübe edinilmiş firmalara doğru yönelmeleri gerekmektedir. Kaldı ki bu tip firmalar olsa dahi birçok elektronik cihazlarda malum olduğu üzere garanti belgesi satış sorumluluğu var, satış sonrası destek hizmetleri var. Ama bu tip satışlarda, il dışında yapılan alışverişlerde maalesef, örneğin cep telefonu, video kamera gibi durumlarda cihaz arızalandığında konunun muhatabına ulaşılmamaktadır. Yetkili servis olduğu söylenir fakat yetkili servis bulunmamaktadır. Biz bu nedenle halkımıza kesinlikle katı surette il dışında mesafe internet yoluyla alışveriş yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü ilimizde de aynı ürünlerin tamamı bulunmakta olur. Belki 3-5 kuruş bir fiyat farkı gözetilir ama daha sonraki desteklerden de bu zarar kesinlikle amorti edilmektedir. Bu konuda tekrar biz vatandaşlarımı uyarıyoruz. Aman aman çok dolandırıcıları müşahede ediyoruz. Kesinlikle bu şekilde alışveriş yapmasınlar. Evet, Afganistan'daki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan ve Erzincan'da yaşamlarını sürdüren Afgan vatandaşları farklı iş kollarında faaliyet gösteriyorlar. Terzilik yapan aile Erzincan'da kendilerine yeni bir hayat kurdu. Türkiye'ye sığınan ve çeşitli illere yerleşerek hayatlarını sürdüren Afgan vatandaşları kendi becerilerini kapsayan işlerde verimli olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 4 yıl önce Erzincan'a yerleşen Reza Rezai bu sığınmacılardan biri. Erzincan'a geliş serüvenini RT Haber'le paylaşan Afgan terzi Rezai, burada ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurduklarını söyledi. Buraya geldi. İlk seneki terzi hiçbir şey yapmadım, inşaatta yaptım. İlk senesinde, şimdi 3 sene terzilik yapıyordum. Başka yerde çalıştım, çok yerde, sanayide, el merkez, manufaktüracı. Şimdi evlerin beraber buraya açtım. Hem terzilik yapıyoruz, bayanları falan. Hem erkeklerle pantolon falan, tamire falan yapıyoruz. Hem kumaş satıyoruz, kumaşlarımız ucuz. Afgan terzinin çocukları ise boş zamanlarında babalarının iş yerinde çalışarak meslek öğreniyorlar. Erzincan Meslek ve Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Türkiye'den memnunum. Tatil olduğu için babam yanında çalışıyorum, yardım ediyor terzilik. Hem de yani iş öğreniyorum yedek iş olarak okulu bitince. Benim adım Macit, soyadım Rezai, 6. sınıfa gidiyorum. Yaz tatil olduğu için ben de yaz kursuna gidiyordum. Ailem, ben babanın yanına geliyorum, babama yardım ediyorum. Ve Türkiye'den memnunum. Türkiye Kano Federasyonu Tunceli Belediyesi ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü Munzur Çayı'nda Akarsu Kano Temel Eğitim Kampı düzenlendi. Bölgede ilk kez düzenlenen kampa çok sayıda sporcu katılıyor. Türkiye Kano Federasyonu Tunceli Belediyesi ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Akarsu Kano Temel Eğitim Kampı Munzur Çayı'nda devam ediyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinden ve il merkezinden çocuk ve genç sporculardan oluşan 23 kişilik ekip, Munzur Çayı üzerinde kano kampı yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Sporcuların eşsiz doğa harikası Munzur Çayı üzerindeki 15 günlük kamp eğitimi renkli görüntülere sahne oluyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'nin su sporları için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tunceli'mizin Munzur Çayı'nın doğal güzelliği olan Munzur Çayı'mızın kenarındayız. Türkiye Kano Federasyonu'ndan değerli hocalarımız var. Bu Gonca Gül misali gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza kano ve su sporlarıyla ilgili kurslar veriliyor. İnşallah buradan milli sporcular ve olimpik başarı elde edecek sporcularımız, çocuklarımız çıkacak. Biz bu çocuklarımız ve gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bizim coğrafi güzelliğimiz hakikaten çok harika. Tunceli Belediyesi olarak, Tunceli Valimiz olarak hep beraber bu Gonca Gül misali çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için el birliğiyle çalışıyoruz. Su sporları ile ilgili çok güzel bir altyapı var. Bunları da inşallah hep beraber geliştireceğiz. Türkiye Kano Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Başköylü ise bölgedeki akarsunun kano için müsait olduğunu belirterek kamp hakkında bilgi verdi. Bu çayda sporcu yetişmesini istiyor. Bu vadide ilgili milli takım formasını giyecek sporcuların gerçekten o kapasitede sporcular olduğunu gözlemledik. Çok uzun sürmeyecektir. Çok yakında TOM Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin kapılarını zorlayacak sporcular bu bölgede çıkacak. Özellikle il temsilcimiz Sayın Nazım Arslan Bey, bu temel eğitim kampının burada açılmasına en büyük vesilelerden biri odur. Onun özel istirhamıyla, federasyon başkanımızın talimatıyla geldik, kampımızı başlattık. Her şey çok iyi, çok güzel. Halkta çok ciddi bir memnuniyet var. Dışarıdan şöyle bir algı var. Tunceli'de böyle bir kamp yapılır mı, yapılmaz mı? Güvenlik açısından herhangi bir sorun yok. Gayet memnunuz. Artı böyle bir güzellik olduğunu biz buraya gelene kadar bilmiyorduk. Gerçekten doğa harikası, bir Munzur Çayı var. Su derecesi bizim için oldukça uygun. Kamp süresi uzun yapılabilir. Yapay parkurun yapılmasındaki amaç bir sezon süresini uzatmak, iki kamplar yapabilmek için ileriye doğru burada milli takım kampları, diğer temel eğitim kampları ve il spor merkezinin sporcuların yetişeceği bir parkur yapılması gerekiyordu. Ondan bahsettik. Biz de federasyon olarak burada milli takım kampı da yapabiliriz. Antrenör eğitim kursları, hakem eğitim kursları da yapabiliriz. Her şey için oldukça elverişli bir parkur burası. Antrenörler ise eğitim kampında kano sporunu sevdirmeyi amaçladıklarını ifade ettiler. Kampları alıp buradan neden bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın hedefiyle bu Munzur çayına geldik. Tunceli'ye geldik. Ben ilk defa geldim. Rafting yaptım yukarıda. Su 10 numara. Çok güzel bir su. İnanılmaz bir suyu var. İnsanlar çok iyi. Ve buradaki gerçekten ben rezil olduğum halde burayı bize gerçekten yanlış tanıttılar ama aksi takdirde böyle bir şey yok. Kesinlikle buranın halkı, iletişim olsun, misafirlik olsun çok iyiler. Ben ilk defa geldiğim halde çok memnun kaldım. Doğaya çok güzel doğası var. Suyu çok güzel. 17 kilometrelik bir parkur var. Gelip burada rafting yapabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Kesinlikle ön yargılı davranmayın. Çok hoş bir suyu var. İnsanlar güzel dediğim gibi. Bu çocuklar da burada spor yapması lazım. Birileri bunlara yardımcı olması lazım. Biz böyle geldik, yardımcı oluyoruz. İnşallah buradaki çocuklarımızı daha iyi yerlere götürmek için elimizden geleni yapacağız. Burada Munzur Çayı'nda 15 günlük temel eğitim kampımız var. Bu vadi kano için de, rafting için de çok elverişli. Dördüncü günümüz bugün kampımızın. Fakat bu kadar katılım beklemiyordum. Biz de şaşırdık. Çok güzel katılım var. Çocuklar çok ilgili, hevesliler. Ve dördüncü gününde geldiğimiz nokta çok başarılı, çok iyi. İnşallah milli takıma olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz. Bilal Hocam. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yaz spor okulları kapsamında açılan okçuluk kursu ilgi görüyor. Sporcular hedefi 12'den vurmak için eğitim alıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde ücretsiz olarak başlattığı yaz spor okullarına katılım fazla. Yaz spor okulları kapsamında açılan kurslardan biri de okçuluk. Okçuluk kursuna 60 civarında öğrenci kayıt yaptırdı. Kursa katılan öğrencilere okçuluk eğitimi 13 Şubat Şehir Stadı'nda veriliyor. İyi bir okçu olmak isteyen öğrenciler okçuluk antrenörü Selahattin Demirel nezaretinde çalışıyor.
Minik okçular yaylarına taktıkları okları hedef tahtasına nişan alıp hedefi 12'den vurmaya çalışıyor. Okçuluk antrenörü Selahattin Demirel kurs hakkında bilgi verdi. Hafta içi her gün saat 2 ile 6 arasında okçuluk salonumuzda göstermekteyiz. Tabii sporcularımız 9 ve 17 yaş grubu bey ve bayan sporcularımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız arasında engelli sporcularımız da var. Onlarla birlikte yarışmalara hazırlanıyoruz. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. RT WhatsApp ihbar hattımızı tekrar hatırlatalım. Bu hatta görüntülerinizi bekliyoruz. Çevrenizde yaşadığınız, önemli gördüğünüz, şahit olduğunuz tüm olayları bu hattan bizlere ulaştırabilirsiniz. RT WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 1376. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım duymak isteyeceğiniz güzel, iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.